باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا. Bu da başka bir bahis. Müşrikler geldiler, Müslümanları vurdular, aldılar, mallarını götürdüler. Götürdüğü kendi memleketlerine, dar-ı küfre götürdüler. Kendi malları oldu mu, olmadı mı? Bundan bir mesele çıkacak. Nasıl kendi malları oldu mu, olmadı mı? Eğer kendi malları oldu ise, Müslümanlar gidip de onların memleketini aldığı vakıtta onların malını aldı mı, o Müslümanlardan almış olduğu mallar da onların mali gibi getirirler, teksim ederler gaziler arasında. Beşte biri bütün malın, diğeri gazileri. Bazıları da diyor ki hayır, Müslümanlardan almış oldukları mallar Müslümanlarındır. Müslümanlar gider kendi mallarını alırlar, o ganimete karışmaz. Gazilerin onda hakkı yoktur. Herkes gider kendi malını nerede bulursa orada alır. Şimdi bu iki kavim. Peki üçüncü bir kavim daha var ki, o ganimeti topladı, getirdiler. Ganimetin içinde de Müslümanlardan almış oldukları mallar var. Teksimden evvel Müslümanlar hakkını alabilir, teksimden sonra alamaz diyenler var. Bir kısım da diyor ki teksimden evvel de alır, teksimden sonra da alır. Teksimden evvel olursa meccanen alır, teksimden sonra olursa bedeli mukabilinde alır. Teksimden sonra nasıl? Müslümanlardan mesela bir deveyi bir ata almışlar. Adam da gördü, kendi atını tanıdı. İmam da teksim etmiş, bir gaziye isabet etmiş o. Gidip o gaziden o atı alabilir. Yalnız onun bedelini vermek şartıyla. Yok, teksimden evvel olursa hiç bedelini vermeden, daha gazinin eline geçmemiş, daha beytülmalda, ganaimin içinden alabilir. Ha, bir ulemanın bir kısmında diyor ki hayır, madem kafirler gönderdiler, kafirlerin olduğu, diğer mallar gibi onlar ümumi teksime girer. Şimdi onları beyan edecek. Haddesena Fatun, kâle haddesena Ebu Nuaym, kâle haddesena Hammad ibn Zeyd, an Eyyub, an Ebi Gilabe, an Ebil Muhallab, an İmran ibn Hüseyin, kâle kânetil adbâu min sevâbiqil hac. Peygamber Efendimizin Adba ismindeki dişi devesi, min sevâbiqil hac, sevâbiqil hac'dan idi. Yani kendisini hiçbir deve geçemezdi. Meşhur bir deveydi. فَاَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى سَرْحِ الْمَد۪ينَ. Müşrikler Medine'nin etrafını geldi, vurdular. Müslümanların mallarını aldı, götürdüler. Adba'yı da götürdüler. Bu esasen Hazreti Ebu Zer radıyallahu ta'ala an Peygamber Efendimiz'in develerini bu Medine civarında otlatıyordu. Ailesi de beraber geldi, vurdu, aldı, götürdüler. Ebu Zer'in ailesini de siritti, götürdüler. Ondan sonra götürdüler bir yerde, gece oldu, develeri bir yere bıraktılar, ellerinde bağladılar kadının. Fakat nasıl olduysa o çözdü bir şeysini, ya bağlamadılar yahut bağladılar çözdü, gece kalktı kaçacak kadın. Nasıl kaçacak? Bir deveye binip de kaçacak. Hangi deveyi elini vursa kaldırma için deve bir ses çıkarıyor, bükülüyor. Bükürdüğü gibi olan duyacaklar beni. Gelip yakalayacaklar, bıraktı sırayı, böyle develeri hepsini yokladı. Hangi deve yerini vursa deve bir böğürüyor. En nihayet Adba'ya geldi. Adba olduğunu da bilmiyor o kadın. Hı. Adba, yani bu da bir keramet. Kadın elini ona vurdu, ses çıkarmadı. Hı. Ses çıkarmayınca kadın hemen o hevdecinin geri tarafına bindi. Bindikten sonra deveyi vurdu. Deve kalktı, kalktığı gibi deveyi yolcu etti. Deve, zaten hiçbir deve ona kavuşamazdı. Dedi ki ya Rabbi, eğer bu deve beni buradan kurtarırsa nezrim olsun, bu deveyi sana kurban keseceğim. Dedi, deveni onu aldı getirdi Medine'ye. Medine'de baktılar ki Peygamber Efendimiz'in Adba ismindeki devesi. Resul Adba dediler. Sen kimsin? Ebu Zer'in ailesi. Mesele ne? Dedi ki haber verdi ki böyle. İşte ben bu deve beni aldı getirdi. Peygamber Efendimiz Adba'yı alınca ya Resulallah, ben nezrettim, bu deve beni kurtarırsa ben bunu nezrettim, kurban edeceğim. Ama da niyet. Hem deve seni kurtarsın, hem de onu ceza olarak kurban edeceğim. Bu olur mu? Sonra senin milkin mi ki bu deve? Elin devesine binmiş gelmişsen. O deve seni kurtarmış, ondan sonra da ben bunu nezrediyorum. Bu elin malında senin nezretme hakkın yok. Bir bu mesele çıkıyor. Bir adam nezrediyor ki filan kesin hayvanı ben kurban edeceğim. Bu nezir sahih mi? Değil. Bir bu mesele çıkıyor. İkinci de bundan çıkıyor ki o
müşrikler Adba'yı götürmüştü. Müşriklerin mali olsa o deve nereye gidecekti? Beytülmal'a girecekti. Halbuki Peygamber Efendimiz kendi devesini aldı, Beytülmal'a koymadı. Ha, demek ki Müslümanların malını kafirler götürseler kafirlerin olmuyor. Bir de bu çıkıyor. Fedef Müslüman diyor ki fe'aral müşrikun ila serhil medine fezehabu bihi. Geldi, vurdu, götürdüler. Adba'yı da götürdüler. Ve fihi'l adba. Onların içinde adba da vardı. Ve serum ra'atan min el müslimin. Müslümanlardan bir kadın da esir ettiler ki Hazreti Ebu Zer'in ailesi. Ve kanu iza nazalu. Onlar bir yerde gecelediler mi? Yursiluna ibilahum fi afniyetihim. Develeri bırakırdılar bir kenara. Develer otlasın, rahat yasınlar. فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ Vaktaki bir gece oldu. قَامَتِ الْمَرْأَةُ O kadın kalktı. وَقَدْ نَوَّمُ Onlar uyumuştular. فَجَعَلَتْ لَا تَدَعُوا يَدَهَا عَلَى بَعِيرٍ Hiçbir deve üzerine elini koymazdı. اِلَّا رَغَى O seslenirdi o deve. Seslendiği gibi kadın korkuyor. Bu seslenecek, kafirler duyacaklar. Onu bırakır ötekine geçerdi. حَتَّى اِذَا اَتَتْ عَلَى الْعَدْبَى Hatta Adba'ya gitti. فَاَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ زَلُولٍ Baktı ki zelûl, müti' gayet itaat eden bir nâke. فَرَكِبَتْهَا Ona bindi. وَتَوَجَّهَتْ قِبَلَ الْمَد۪ينَ Medine'ye doğru döndü. وَنَزَلَتْ Hem de nezretti ki لَاِنَّ جَاهَ اللّٰهُ عَلَيْهَا Cenab-ı Hak bu deve üzerinde kendisini halas ederse لَتَنْحَرَنَّهَا Onu boğazlamayı da nezretti. Yani kadın da cesaret var. Bunu erkek yapamaz ha. Bak Müslümanların kadınları değiller. Küffarın içinden gece kalk, deveyi bin, ondan sonra deveyi de yola koştur, git. Buna da yürek ister. Deveyi de keseyim diye. Deveyi de keseyim diye nezret. فَلَمَّا قَدِمَتْ Vaktaki Medine'ye geldi. عُرِفَتِ النَّاقَ Nakayı tanıdılar. Adba. فَأَتَوْ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Tanıdılar, develin yularından tuttular, getirdiler Peygamber Efendimiz'e. فَأَخْبَرَتُ الْمَرْأَةُ بِنَزْرِهَا Getirdiler, kadın nezrini haber verdi. Ya Resulallah, bu deve beni kurtardı fakat benim de nezrim var, ben bunu boğultayacağım. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki, بِسَمَا جَزَيْتِهَا بِسَمَا ne kötü cezeytaha buna ceza verdin. Ne kötü ceza verdin. Yani bunun iyiliğine karşılık sen bunu boğazlayacağım diye bu mükafatı, bu çirkin mükafatı nereden çıkardın sen? Ev vaffeytaha yahut da bu şeyi yani cezeytaha dedi ravi burada şek ediyor. Yahut da vaffeytaha dedi. Yani ne güzel vefa. O seni deve vefayı yerine getirdi. Vefasını sen aldı geldi. Sen de ona vefa olarak yedirip içirecek İdmanı besleyecek yerde keseceğim diyorsun. La vefa'e li nezrin fi masiyetillah. Allah'ın masiyetinde yapılan nezre vefa yoktur. Ben nezrettim, bunu yerine getireceğim. Bu Allah'ın masiyeti. Deveyi kesmek sana caiz değil, masiyet. O deve senin değil. Onun için bu nezir sahih değildir. Ve la fîmâ la yemlik ibn Adem. Bir de İbn Adem'in malik olmadığı bir şeyde nezrin de vefası yoktur. Şimdi burada iki şey var. Deve Peygamber Efendimiz'in onu kesmeye selahiyeti yok. Bir de deve onu kurtarmış. O da deveyi kesecek. İyilik yapacak yerde kötülük yapacak. O da masiyet oluyor. Bunun ikisinde vefası yok. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavve buyurdu ki fezâhebe kavmun. Ulemadan bir kısmı zâhib oldular. Neye? İlâ enne ganîmete ehlil harb min emvâlil müslimîn. Ehli harbin Müslümanların mallarından almış oldukları ganimetler. Merdudun alel müslimin gene Müslümanlara reddedilir. Kabler kısmeti kısmetten evvel. Vurdu kafirlerden aldılar mı herkesin malını kendisine verecekler. Gazilere teksim edilmezden evvel. Ve ba'daha teksimden sonra da farz et ki teksim edildi. Gazilere teksim edildi. Sahibi geldi mi sahibi alır. Bu birinci mesele. لأن أهل الحرب في قولهم bu birinci mezhebin sahiplerinin indinde ehli harp la yemlikûne emvâlel müslimîn Müslümanların mallarına malik olamazlar bi ahsihim iyyâhâ o malları almakla ona malik olamazlar. Kimden almakla? Minel müslimîn. Kafirler Müslümanlardan gelip o malları almakla
buna malik olamazlar. O gene o Müslümanın hakkıdır. Bu birinci mesele. Binaenaleyh harp içinde olsun, harpten sonra olsun, teksimden evvel olsun, teksimden sonra olsun, her kim kendi malını görürse onu oradan alabilir. Bu birinci mesele. Ve kalu, bunlar dediler ki kavlun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin kavli şerifi, lil mer'etilleti ahazetil adba, ol bir kadına ki adbayı aldı, adbaya bindi, adbayı getirdi, adbayla geldi. O kadına Peygamber Efendimizin buyurması, la nezre libni Adem, İbni Adem'in için nezir olmadı. Fîmâ lâ yemlikû, malik olmadığı bir şeyde onun nezri yoktur. O nezri ifa etmez. Bak, malik olmadığı diyor. Halbuki o kadın edbayı müşriklerden aldı. Peygamber Efendimiz'den mi aldı? Yok. Kafirler götürdü. Ondan beraber başka develer de vardı. Fakat o kadın edbaya bindi. Edbayına kaçtı geldi. Kadın kimden almış oldu? Kafirlerden. Bu delalet ediyor ki malik değil diyor. İşte bunda delilün delil olucudur ki ala enneha u'adba lem tekün olmadı milketuha, evet ala enneha kadın lem tekün olmadı milketuha kadının malik olması bi aksiha adbayı almakla bi aksiha kadının almasıyla iyyaha adbayı min ehlil harbi ehli harpten almasıyla ona malik olmadı ve enne ehlil harb ehli harb lem yekunu melikuha, melekuha, lem yekunu melekuha, ona malik olmadılar. Lem yekun olmadılar. Melekuha, adbayı temlik etmiş olmadılar alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar yani ehli küffar götürmüşler, Peygamber Efendimiz'e reddetmişler, bu da yok. Hani o olsa dersen ki ehli harp reddetti sahibine de sahibinin oluyor, yok. Onlar reddetmedi, yalnız kadın oradan aldı kaçtı. İşte bunda delil oluyor ki kadın malik olamadı. Peki Peygamber Efendimiz kendi devesini aldı. Sen dersen ki küffar iade etti. Yok, küffar da iade etmedi. Bundan ne anlaşıldı? Bu birinci mezhebin delili ki kafirler Müslümanlardan bir mal alırlarsa ona malik olamazlar. O Müslümanın hakkıdır. Ve halefen fî zâlike âherûn. Başkaları bu meselede muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki مَا أَخَذَهُ اَهْلُ الْحَرْبِ مِنَ مُوَالِ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların mallarından ehli harp bir şeyi alırlarsa فَاَحْرَزُوهُ فِي دَارِهِمْ kendi darül harplerine götürürlerse فَقَدْ مَلَكُوهُ ona malik olurlar وَزَالَ عَنْهُ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların milkiyeti ondan zahir olur. Bu da ikinci kavim. Eğer Müslümanlar daha darül harbe erişmeden yolda giderken peşlerinden koşar gider vurur alırlarsa sahiplerine iade edilir. Yok, onlar kendi hudutları içerisine götürmüşler. Kendi memleketlerine vasıl olmuşlar. Onların kendilerinin olmuştur. Binaenaleyh Müslümanlar gider alırsa sahibi hak iddia edemez. فَاِذَا اَوْجَفْ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar icaf etse, yani atının hücum etseler, geçseler. فَاَخَذُوهُ مِنْهُمْ onlardan alsalar. فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ sahibi gelirse o malın kabilen yokseme taksim edilmezden evvel ganimet gaziler arasında taksim edilmezden evvel sahibi gelse ehadehu bi gayri şeyin bedelsiz alır, kendi malını alır, mukabilinde bir şey de vermez. Ve in ca ba'de ma kusim ganimet taksim edildikten sonra, o Müslümanlardan alınan mal da taksim edildikten sonra sahibi gelirse ehadehu bil kıymeti kıymetiyle alır, yine alır ama kıymetini öder. Hangi gaziye isabet etmişse ona öder. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci mesele sahip olanların hüccetindendir. Fil hadisil evvel, birinci hadiste, okuduğumuz hadis-i şerifte ki enne kavlen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin buyurması, la nezre libni âdeme fîmâ la yemlik. Bir adam malik olmadığı bir şeyde nezir yaparsa onun nezir yoktur. O nezir sahih değildir işte. Bu kavli şerifi innema kâne kable en temlikel mer'etun nâgate. O kadın o deveye malik olmazdan evvel idi. Yani bu birinci mezhep sahipleri diyorlar ki yok, bak burada delil var, kadın onu aldı geldi. Aldı geldi, Peygamber Efendimiz kadına vermedi. Bu delalet ediyor ki nedir?
kafirler malik olamıyorlar. Resulullah Efendimiz devesini aldı. Ona da cevap diyor ki, o kadın ona malik değildi ki. Malik olsaydı onun hakkıydı. Peygamber Efendimiz almazdı ama malik olmadı. Niye? Kadın o deveye bindi, satın mı aldı? Müşrikler mi ona verdi? Yok, müşriklerden aldı, kaçırdı. Aldı, kaçırdı, ona malik olamadı. O kaçırmakla ona malik olamadı. Ama bizim dediğimiz öyle değil. Almışlar, onları Darül Harbe götürmüşler, malik olmuşlar. Müslümanlar da her binen tekrar onların elinden almış ha. Onları Darül Harbe götürürlerse artık o müşriklerin mali olur. Müslümanlar harbi ederse Müslümanların olur. Müslümanların mali olur. Böyle bir şey olmadı. Müslümanlar harbi edip de gidip de onu almadılar. Böyle cevap verdiler. لَاَنَّهَا قَالَتْ ذَٰلِكَ Bu kadın bunu dedi. وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ Dar-ı harpteydi. Yani müşrikler kendi diyarlarına gitmişti. Darül Harp'te bir adam bir mal almakla ona malik olamaz. Bu kadın da o deveye malik olamadı. Ya ne vakit malik olur? Ne vakit ki onu İslam harbinden alır, İslam diyarına çıkarırlarsa o vakitte. Hocam zaten evvelde kendisinin olmadığı için oluyor galiba. Yok. Kendisinin olmadığı da var. Bir de o şimdi bu ikinci mezhebe göre kimin olursa olsun Darül Harp'ten vurdu, çıkardılar, Dar-ı İslam'a getirdiler mi o ganimettir. Tabii. Ganimetindir. Ve kullun nasi yakul. Nasin hepsi der ki inne men ahade şeyen min ehlil harp. Bir adam ehli harpten bir şey alsa felem yetehevvel bihi la daril islam. Dar-ı İslam'a da tehevvel etmese, getirmese ennehu gayru muhricin lehu. Onu almış sayılmaz. Darül harpte vurdu, kırdı, aldı fakat Dar-ı İslam'a getiremedi. Onu ihraz etmiş, elde etmiş olur mu? Onun mali sayılır mı? Sayılmaz. Ve gayru malikin, ona malik de değildir. Çünkü Dar-ı İslam'a çıkarmamış. Ve inne milkehu la yekav aleyhi. Onun milki de ona vakı olmaz. Yani o adam o şeye malik değildir. Hatta yahruce bihi ila daril İslam. O almış olduğu şeyi İslam memleketine getirmedikçe. Ne vakit ki İslam memleketine getirirse ona malik olur. Ve izâ feale zâlik. Bunu yaparsa gider kafirlerden bir şey alır. Onu getirirse İslam diyarına çıkarırsa فَقَدْ غَنِمَهُ وَمَلَكَهُ İşte o şey ya ganim oldu ve ona malik oldu. Ganimet oldu onu. فَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bunun için Peygamber Efendimiz buyurdu ki şen-i mer'eti kadının şeninde مَا قَالَ buyurdu onu. Buyurdu ki sen Darül Harp'te bu deveye bindin. Onun için buna malik olamadın. لَاَنَّهَا نَزَرَتْ O kadın da hemen orada da nezlediyor. قَبْلَنْ تَمْرِكَهَا Deveye daha malik olmazdan evvel. İslam diyarına çıkmazdan evvel. Orada deveye biniyor daha küffarların diyarında. Hem de nezlediyor ki eğer o deve onu kurtarırsa onu boğazlayacak. لَاِنْ نَجَّاهَ اللّٰهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا Daha kafirlerin diyarında malik olmadığı bir deveyi boğazlamayı nezlediyor. Bu sahih olmaz. Niye? Malik olamadı. Peki onu çıkarsaydı o deveyi Dar-ı İslam'a çıksa, ondan sonra nezri yapsaydı, o nezri sahih olurdu. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bunun için Peygamber Efendimiz buyurdu ki, لَا نَذْرَ لِبْنِ آدَمْ Adem oğluna nezir olmadı, فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ Malik olmadığı bir şeyde nezri sahih olmadı. لَاَنَّ نَذْرَهَا ذَلِكُ O kadının, o deveyi boğazlamasının nezri, كَانَ مِنْهَا Kadından oldu, قَبْلَ اَنْ تَمْلِكَهَا Ona malik olmasından evvel oldu. Yani mesele bu nezri Dar-ı Harp'te yaptığından dolayı nezir sahih olmadı. فَهَذَا وَشُهَذَا الْحَدِيسِ İşte hadisin veçi budur. وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ Bunda da delil yoktur. اَلَا اَنَّ الْمُشْرِك۪ينَ Müşrikler قَدْ كَانُوا مَلَكُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ona malik oldular. Peygamber Efendimizin devesine malik oldular. وَاَخْسِهِمْ اِيَّاهَا وَعَدْبَيْ almakla Evet, minhu Peygamber Efendimiz'den malik oldular. Emla yahut olmadılar. Buna bir delil yok. Müşrikler geldi Peygamber Efendimiz'in devesini aldı götürdüler. Peki o deveye malik oldular mı, olmadılar mı? Hadiste buna bir delalet yok. Çünkü o birinci zümre bu hadisi getirdiler ki müşrikler aldı bak edbayı Resulullah Efendimiz'in mülkünden çıktı dediler. Onun için sonra kadın aldı getirdi. Peygamber Efendimiz o kadından aldı. Peki Peygamber Efendimiz'in milkinden çıkmış mıydı o deve, çıkmamış mıydı? Hadiste buna dair bir delalet yok.
Yalnız o kadın Dari Harp'te o deveyi almış olduğunda malik olamadı ona. Onu da Harbi'nen almış değil. İsterse Harbi'nen olsun, yani Dari Harp'ten çıkarıp İslam diyarını çıkarırsa ganimet sayılır. O kadın da orada nezretti. Nezri de sahih olmadı. Evet. فَهَذَا نَزْرُ عَلَىٰ اَنْ وَلَا عَلَىٰ اَنَّ اَهْلَ الْحَرْبِ. Şuna da delil olmadı ki ehli harp يَمْلِكُونَ مَا اَوْجَفُوا عَلَيْهِ. Harp ile hücum etmiş aldıkları şeye malik olurlar. مِنْ اَمْوَالِ الْمُسْلِم۪ينَ. Müslümanların mallarından kafirlerin almış oldukları şeyi harbine vursa, alsalar ona malik olurlar. اَيْذَا اَمْلَا يَخُدْ تَوَلْمَزَرْ. Ona da delil yok bu hadiste. Ne ona delil var, ne de ona delil var. وَالَّذِي فِيهِ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ. Fakat bu meseleye delalet olan hadislerdendir. مَا اُلْ بِالْحَدِسْكِ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ مِنْ حَرْبٍ اَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ الطَّائِيِّ اَنَّ رَجُلًا. Temim ibn-i Tarfa diyor ki, bir adam اَسَابَ لَهُ الْعَدُوُ بَعِيرًا. Düşman onun bir devesini aldı. فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُ. Bir adam da gitti, düşmanlardan satın aldı o deveyi. فَجَاءَ بِهِ. Aldı geldi. فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ. Sahibi bildi, ya bu benim devem idi. Düşmanlar benden almış götürmüştüler. Benim devemi sen satın almış getirmişsin. فَخَاسَمَهُ لَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Peygamber Efendimiz'in huzuruna gitti, dava etti. Bu benim devemdir dedi. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ buyurdu ki, اِنْ شِئْتَ اَعْطَيْتَهُ ثَمَنًا. İstersen parasını verirsin. Hangi parasını? اَلَّذ۪ي اِشْتَرَاهُ بِهِ. O adam kaça almışsa o parayı verirsin. وَهُوَ لَكَ. O deve de senindir. Adam parayla satın almış. O parayı verirsen deve senindir. Ve illa yok o parayı vermesense فَهُوَ لَهُ. Deve onundur. Şimdi bak bu hadis-i şerifte serahat var ki kafirler Müslümanların malını götürürlerse kendi malları olur. Eğer kendi malları olmasaydı o deve sahibi gördüğü gibi cebren elinden alırdı. Birinci mezhep sahiplerinin dediği gibi olmadı. Birinci mezhep sahipleri diyor ki adam nerede bulursa teksim olsun olmasın malını çeker alır. Edba'yı misal verdiler. Halbuki onda bir serahat yok. Düşmanlar onu götürdüler. Edba'ya malik oldular mı, olmadılar mı? Onda ne oldular diye var, ne olmadılar diye var. Ama bu hadiste serahat var. Peygamber Efendimiz diyor ki düşmanlar onu götürdüler. Sonra parayla da bu adama sattılar. Sen deveni almak istiyorsunsa adamın parasını ver al. Yoksa deve onundur. Daha serahat var. Haddesena Ebu Bekir kâle haddesena Hüseyin ibn Hafs'in el-İsbahaniyyü kâle haddesena Süfyan el-Sevri an Simakin an Temim ibn Tarfa anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem nehvehu. Yani bu aynı bu hadisi şerifi başka bir senetle rivayet ediyor. Fahâzâ huvellezî. İşte bu bir hadistir ki fihi veçhül hükmü fi hâzel bab. Bu babda hükmün veçhi tariki keyfe ve nasıldır? İşte bu meselede boğulucudur. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ جَمَاتٍ مِنَ الْمُتَقَدِّم۪ينَ. Mütekaddimden, ulema-i mütekaddiminden bu hususta da rivayetler vardır. Yani müşrikler bir malik götürürlerse ona malik olurlar. حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان. Yok. فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ. Bu ulema-i mütekaddiminden rivayet edilen hadislerdendir. ما حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيسة بن زهيب أن عمر بن الخطاب حضرة عمر رضي الله عنه قال فيما أحفز المشركون. Müşriklerin almış ve götürmüş oldukları mallar hakkında dedi. فأصابه المسلمون. Müşrikler götürmüş ama sonradan Müslümanlar kafirlerden almışlar. فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ. Evvelki sahibi de onu bildi. قَالَ Hazreti Ömer buyurdu ki اِنْ اَدْرَكَهُ. Eğer adam kendi malına ulaşırsa قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ. Teksim edilmezden evvel فَهْوَ لَهُ. Kendisinindir. Medcanın alır. وَاِنْ جَرَتْ ف۪يهِ السِّحَامِ. Yok. Teksim ona isabet etmişse, yani gaziler arasında teksim olduktan sonra o adam yetişmiş, kendi malını tanımışsa fela şey elehu, ona onun için bir şey yoktur. Bir şey dava edemez. Yani isterse öteki sahibinden parayla alır. Yoksa medcanan alamaz. Yok istemese bir şey yok. Bu bir. Bak Hazreti Ömer radıyallahu teala anh'ın fetvası.
İkincisi haddesena Yezid ibn Sinan, قال haddesena Muhammed ibn Huzeyme, قال haddesena Eser ibn Sa'd es-Semman, Ali ibn Avd, an Reca ibn Hayve, an Umar ibn el-Khattab ve Ebu Ubeyde de قال ذلك. Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde, bunların ikisi de böyle fetva vermişler. Etti ki حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله بده زيد بن ثابت فتوى سيده بو اتي 3 حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابن المبارك عن زائدة بن قدامة عن ليس عن مجاهد قال مشهور مجاهد تابع عندنا اِذَا اَسَابَ الْمُشْرِكُونَ Mücahit dedi ki, müşrikler isabet ederse اَسَّبْيَ لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların sebyine, almış oldukları mallara. O olan, kız, kadın, diğer mallar hepsine sebi derler. فَاَسَابَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar da onlardan tekrar alsalar. فَقَدْ رُدَّ عَلَيْهِ Allah Allah. Nedir orayı? Ben akşam bu çok benziyor diye. فَقَدَرَ O sondaki dal var ya, o yok, onu cizin. فَقَدَرَ Kadir olsa aleyhi onlara, sahibi o sahibi. Müşriklerin alıp gitmiş olduğu o mala sahibi Kadir olsa. قَبْلَ اَنْ يُكْسَمَ Teksimden evvel فَهُوَ لَهُ Teksimden evvel kendi malını alır. وَاِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ Kısmetten sonra Kadir olursa فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ O evvelki sahibi ona daha haktır ama neyle? Biz semenillezi uhize bihi. O parayla. Hangi parayla alınmışsa o parayı verir, ondan sonra alır. Yani gene alabilir, olur ya. Bu mal benimdir. Parasını vermek şartıyla alabilir. Haddesena İshak ibn İbrahim ibn Yunus. Kale haddesena Muhammed ibn Süleyman el-Esedi. Kale ibn Ebi Zayde. Kale haddesena Ubeydullah el-Nafi'i. İbn Ömer radıyallahu anhuma en gulamen İbn Ömer radıyallahu anhuma Abdullah İbn Ömer'in bir kölesi Ebaga ile aduyu düşmana kaçtı. Ve zaharel Müslümun aleyh Müslümanlar da kafirlerden gitti onu aldılar. Faraddehu Nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o köleyi tekrar Abdullah İbn Ömer'e verdi. Lakin diyor velem yekun kusime ganimet teksim edilmemişti. Küffardan almış oldukları ganimet içinde o köle de var idi. O köle Abdullah İbni Ömer tanıdı. Teksim olmasından evvel Peygamber Efendimiz getirdi, ona verdi. Haddesena Ahmed İbni Davud. Kale haddesena Ubeydullah İbni Muhammed. Kale akberena Hammad. An Eyyube ve Habibin ve Hişamin. An Muhammedin. An racülen ibta'a cariyeten. Evet. Eyyub, Habib ve Hişam bunlar hepsi. Muhammed'den rivayet ediyorlar. Muhammed'den burada kimi kastediyor onu da izah etmemiş. Babası kim? Enne racülen bir adam. İbta'a cariyeten bir cariye satın aldı. Minel adu düşmandan. Fevatiyaha onu istifraç eyledi. Feveledet minhu. Cariye ondan bir çocuk doğurdu. Feca'a sahibuha cariyenin sahibi geldi. Fekhasemehu onu mahkemeye götürdü, muhaseme etti ki yani dava yaptı. İlâ Şüreyh'in, Kadir Şüreyh'e götürdü, dedi ki bu benim cariyemi almış, cariye benimdir, ben cariyemi isterim. Fekâle, Kadir Şüreyh dedi ki, El-Müslimu ahakku en yerudde ilâ ahihi bisemen. El-Müslim, Müslim olan bir kimse, ahakku daha layıktır, en yeredde, ev en yerudde, reddede, Ala ahihi kardeşine. Ne ile? Bissemeni semeniyle. Madem bu Müslümandır, öyleyse bu cariyeyi buna reddedin dedi. Yani o cariye bir Müslümanın imiş. Kafirler o cariyeyi esir almışlar. Dönmüş o kafirler onu satmışlar. Bir Müslüman da gitmiş o cariyeyi almış. Ondan da bir de bir çocuğu olmuş. Fakat evvelki sahibi gelmiş. Esir olmasından evvelki sahibi gelmiş, Kadir Şüreyh'e davayı açmış ki bu benim cariyemdir. Kafirler götürmüştü, satmışlar, bu adam almış, ben bunu istiyorum. Öyleyse dedi ki, hak senindir. Yalnız parasını verip alacaksın. Bu cariye sen Müslüman olduğundan sen buna haksın ama fakat parası mukabilinde.
el müslimu ahakku, Müslim daha ziyade hak sahibidir. En yerudde reddi de ala ahihi, kardeşine, diğer evvelki sahibine bitlemeni parayla. Kale, bu ikinci alan adam dedi ki, fe inneha kad veledet minhu, ondan çocuğu olmuş. Fekale, Kadı Şüreyh dedi ki, a'tikha, onu azad et. Cariyi azad et. Kadâul emir, işte bu emirin kadasıdır. Emirül mümininin hükmü böyledir. Kim o da? Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in hükmü böylecedir. Şimdi e'tikaha da olur burada. Sen onu azad et. Yahut da e'tekaha, ondan çocuk olduysa o da o çocuk onu azad etmiştir. E'tekaha. Niye? Ümmü veled oldu. O adam o cariyi istifraş etti. Ondan bir çocuk olduğu gibi oldu ümmü veled. Öyleyse e'tekanın zemiri o velede raciyedir. E'teka doğurduğu çocuk azat etti. Ha o cariyeyi madem çocuk olmuş, ümmü veled olmuş, daha da satılmaz. Evet. Şimdi buradan anlaşıldı. Kadı Şüreyh'in hükmü Hazreti Ömer'in hükmüne mutabik imiş. O da nedir? Bir adam kendi cariyesini yahut da herhangi bir malını bulursa teksimden sonra onu alır fakat parasını ödemek şartıyla. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن ابن إبراهيم وعامر قال وقال قتادة عن عمر. Evet. Şimdi İbn İbrahim ile Amir rivayet ediyorlar fakat Hazreti Ömer'den demiyorlar. Rivayet ediyorlar. Fakat Katade diyor ki Hazreti Ömer'den. Ennehum bunların üçü de قالوا dediler. Ne hakkında? فِيمَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Müşriklerin Müslümanlardan isabet etmiş olduğu mallar hakkında dediler. ki ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْضٍ Evvela kafirler isabet etmiş, onu almışlar. Sonra da Müslümanlar tekrar kafirlerden almışlar. Bunun hakkında dediler ki, قَالُوا dediler ki, اِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ O malın sahibi gelirse, قَبْلَ اَنْ يُقْسَمَ Teksim olunmazdan evvel gelirse فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ Onun sahibi ona daha ziyade ahaktır. Yani parasız. Teksim olunmazdan evvel sahibi geldi mi ganimetin içinden para ödemeden onu alır. Kendi hakkını. Yukarıki hadiste de Kadı Şüreyh ne dedi? Teksimden sonra gelirse gelmiş parasını öder alır. حدثنا أحمد قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن أيوب النافع أن المشركين أصابوا فرسا Müşrikler bir at aldılar. Atta kimin? Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'in bir atını müşrikler aldılar. فأصابه المسلمون بعد Ondan sonra da Müslümanlar gitti müşriklerden atı gerisin geri aldılar. فأخذه Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer o atı aldı. قَبْلَ اَنْ يَقْسِمَ الْقَاسِمِ Ganimeti bölen adam teksim etmezden evvel gitti kendi atını aldı. Teksime sokturmadı onu. وَلَمْ يَذْكُرْ نَافِعُنْ هُنَا İmam-ı Nafi zikretmedi burada قَبْلَ اَنْ يَقْسِمَ الْقَاسِمِ Rivayetinde قَبْلَ اَنْ يَقْسِمَ الْقَاسِمِ Kasim teksimden evvel aldı demedi. Ötekiler dedi o demedi. اِلَّا اَنَّ الْحُكْمَ Şu kadar var ki hüküm بعد ما يقع المقاسم بعد أن يقع المقاسم hangi soru doğru? Burada kasim değil, mim var. بعد أن يقع بعد ما يقع vaku olduktan sonra hüküm oldu ne? المقاسم teksim edici. Yahut da المقاسم kısmetler. Evet. Oldu yani diyor ki bu Abdullah ibn Ömer'in gelip de kendi atını alması teksimden evvel almasını İmam-ı Nafi rivayet eylemedi. Ötekiler rivayet eyledi. İlla ennel hükme şu kadar var ki hüküm ba'dema yaka'ul mekasimu diyelim. Kısmetler vaki olduktan sonra hüküm bi hilafi zalik onun hilafınadır. İndehu Abdullah ibn Ömer'in indinde. Abdullah ibn Ömer teksimden evvel hemen geldi, kendi hayvanını aldı. Niye? Niye aldı? Yani teksim olsaydı hüküm değişirdi.
Abdullah bin Ömer'e göre öyleydi. Teksim olsa hüküm değişirdi. Neydi o da? Parasını verip alacaktı. Öyleyse parasını vermemek için teksimden evvel geldi aldı. O ona delalet ediyor. Çünkü biliyor ki teksim olsa bir gazinin hissesini isabet edecek. O adam da gidip alsa onun hakkı zayıf olacak. Parasını ödeyecek. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة أن خلاس أن علي بن أبي طالب حضرت علي كرم الله وجه قال buyurdular ki men iştera bir adam satın alsa neyi ma bir malı ki ahrazel aduvu düşman onu ihraz eyledi düşman Müslümanlardan almış ihraz dedi ki dar-ı harbe götürmüşler kendi kafirlerin memleketlerine götürmüşler ondan sonra da onu satmış. Bir Müslüman da gitmiş onu almış. Caiz midir değil midir? Fahve caizun. Caiz. Hazreti Ali'nin fetvası da bu. Demek ki kafirler esas maksadımız neydi? Kafirler Müslümanlardan mal alır da kendi memleketlerine götürürlerse ona sahip olurlar mı olmazlar mı? Deva bu değil miydi? Bu idi. Bir kısmı dediler ki hayır sahip olmazlar. Binaenaleyh o mal sahibi ne vakit gelirse vurursa malını alır. İster teksimden evvel olsun, ister teksimden sonra olsun. Çünkü kafir onu götürmek ve ona malik olamadı. Bu birinci mezhep. İkinci mezhebin sahipleri ne dediler? Hayır. Kafirler onu götürdü mü, kendi memleketlerine götürdülerse ona malik olurlar. İşte Hazreti Ali'nin fetvası da bu. Kafirler kendi memleketlerine götürmüş, ondan sonra da satmışlar. Bir Müslüman da gitmiş onlardan almış caizleri. Niye? Kendi memleketlerine götürdüler mi kendi malları oldu. Başka birisi gidip alabilir. Yalnız bir fark var. Tekrar Müslümanlar gider onların elinden alırsa satın almak değil de Müslümanlar vurdu, gitti kendi mallarını ellerinden aldılar. İslam diyarına getirdiler. Teksimden evvel bu mal sahibi görürse bedelsiz alabilir. Yok teksimden sonra olursa bedelini verip alabilir. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري والحسن قال bunların ikisi dediler ki İmam Zühri ile Hasan-ı Basri ma ahrazel müşrikun şöyle bir şey ki müşrikler onu ihraz eylediler fehuve fey'un lil müslimin o Müslümanların şeyidir, ganimettir yani Müslümanlara ganimettir La yureddu minhu şey'ün ondan hiçbir şey reddedilmez. Yani müşrikler geldi. Müslümanlardan vurdu, mallarını aldılar. Müslümanlar sonra tekrar gitti onlardan aldı. O ganimettir. Müslümanların hakkıdır. Sahibi gelip hak dava edemez. Fekullu haula bunların hepsi ellezine raveyne anhum hadil asar. Kendilerinden bu rivayetleri yaptığımız bu zatların hepsi Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hasan-ı Basri, Mücahid, Abdullah İbni Ömer yukarıdan aşağı zikrettik ya. Bunların hepsi kad sebete sabit olduğu milkül müşrikin müşriklerin milk malik oldukları sabit olduğu neyi? Lima ehrezu ehraz etmiş oldukları şey. Yani bu okuduğumuz zavatların indinde müşrikler bir malı alır da ihraz yani kendi memleketlerine götürürlerse ona malik olurlar. Götürdükleri de neden? Min emvalil müslimin, Müslümanların mallarından. Bunda ittifak var. Ve innem ihtilafuhum Müslümanların alimlerinin ihtilafi fîmâ ba'de zâlik bundan sonradır. Ne demek? Yani kafirler aldı götürdü, kafirlerin mali oldu. İhtilaf ondan sonra başlıyor. Müslümanlar gider onlardan alırsa orada ihtilaf ediyorlar. فَقَالَ الْحَسَنْ وَالْزُهْرِ Hasan-ı Basri ve İmam-ı Zühri dediler ki اِنَّمَا اَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ Müşriklerin ihraz etmiş olduğu mallar مِنْ اَمْوَالِ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların mallarından سُنَّ قَدَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ O mali kendi memleketlerine götürdükten sonra Müslümanlar gitti onların elinden aldı, kadir oldu. Böyle olursa فَلَا سَب۪يلَ لِسَاحِبِهِ O malın sahibi için hiçbir yol yoktur aleyhi o kendi mali üzerine. İlla benim malımdır diye iddia edemez. İster teksimden evvel olsun, ister teksimden sonra olsun. Bu İmam-ı Zühri ile Hasan-ı Basri'nin içtihatları böyle.
Yani mal sahibi teksimden evvel gelse de alamaz. Niye? Müşrikler götürdü, müşriklerin mali oldu. Müslümanlar da gitti, onlardan aldı, ganimet oldu. Bütün Müslümanların hakkıdır. Bu bir ihtilaf dedi ya. وَقَدْ خَالَفَهُمَا فِي ذَٰلِكَ شُرَيْحٍ Kadî Şureyh bunlara muhalefet etti. Ve Mücahidun ve İbrahim'in ve Amir'un İmam-ı Mücahid, İbrahim'in Nakhai, Amir bunlar muhalefet ettiler. وَمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bir de kendilerinden evvel, bu tabiinden evvel gelen Eshab-ı Resulullah'tan da bazıları bunlara muhalefet ettiler. Onlar kim? Ömer ve Ali ve Ebu Ubeyde ve İbn Ömer ve Zeyd ibn Sabit Rıdvanullah aleyhim ecmaîn. Ashabtan Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Ebu Ubeyde ibn el-Cerrah, Zeyd ibn Sabit. Tabiinden de Kadî Şureyh, Mücahid, İbrahim, Amir bunların hepsi Hasan-ı Basri ile İmam-ı Zühri'ye muhalefet ettiler. Ne dediler? Onlar dediler ki hayır. Teksimden evvel olursa mal sahibi ona ehaktır, bedelsiz alabilir dediler. Ve şedde ma kaluhu min zalik. Bu ikinci mezhebe kail olanların dediğini teyit eder. Ma şol bir şey ki kadreveynahu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediğimiz hadis de bunların kavlini teyit ve tekit eder. Nerede fi hadisi Temimi bin Tarfa? Dün okuduk bunu. Temimi bin Tarfa'nın hadisinde. O bunu teyit eder. Temimi bin Tarfa'nın hadisi şu idi. Enne racülen esâbe lehul adûvu be'îren. Bir adamın devesini düşman aldı. Feşterâhu racülün minhu. Bir adam da gitti, bu düşmandan aldı. Fecaabihi deveyi getirdi fe'arefehu sahibuhu. Sahibi onu tanıdı. فَخَاسَمَوْا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in yanında dava etti ki ya Resulallah bu adam benim deveyi gitmiş düşmandan satın almış. Asıl bu deve benim idi, düşman benim elimden almıştı. فَقَالَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ dedi ki اِنْ شِيْتَ عَاتَيْتَهُ ثَمَنَ İstersen onun parasını verirsen اَلَّذ۪ي اِشْتَرَاهُ بِهِ Kaça almışsa o parayı verirsen وَهُوَ لَكَ O vakitte deve senin olur. Ve illa yok parayı vermezsense fehve lehu o adamındır. İşte bu şey, hadis bu dedi ki hadis. Adam satın almış yani. Evet satın almış. Fakat şeye göre Hasan-ı Basri'ye göre ve İmam-ı Nafi'ye göre yok. Kendim abi nerede bulsa almış. Bilerek almamış satın almış. Yok. Bilerek alsa. Yok o kafir almış. Kasmen almış. Kafirden satın almış. Harbi derek alsa. İşte o da bunu teyit eder diyor. Harbi derek alsa değişir. Bu kendi devesini yok. Hı? Onda diyor ki bunlara göre Hasan-ı Basri'ye Nafi'ye göre ister harp olsun ister olmasın bir adam kendi malını gördüm hemen nerede olsa alır. Nerede olursa alır. Bunlar da diyorlar ki hayır. Parasını ödememiş alamaz. Parasını bu adam ödemiş. Kendi hakkı olmuş. Parasını ödeyip alabilirsin. Yok, eğer Müslümanlar gidip de ganimet olarak getirseydiler, teksimden evvel bedel alabilirdi. Teksimden sonra yine alamaz. Şahsın hakkı terlik ediyor. Fezalike evla, öyleyse bu Temim ibn Tarfa'nın hadisinin teyit etmiş olduğu ikinci mezhep, daha evladır mimma zehebna ileyhi. Bizim zahip olduğumuz meseleden daha evladır diyor. İmam-ı Tahavi diyor. Ve imkan en nazar muhalifen her ne kadar kıyas muhalif ise de lima zehebe ileyhil ferikani cemiyan her iki firkanın mezhebine kıyas muhalif geldiyse de bir de kıyas var. Her ikisi de kıyasa muhalif. Birinci mezhep diyor ki nereden malın görürsen al. Kıyasa muhalif. İkinci mezhep de diyor ki hayır. Teksimden evvel olursa alırsan teksimden sonra alamazsın. Kıyas ona da muhalif. Fakat o iki evvelki rivayetinde İmam-ı Tahavi ikincisini teyit ediyor. Evet. Öyleyse bir de kıyası beyan edecek. Kıyasa muhalefet nereden geliyor? Ve zâlike ennâ râînel müslimîn. Biz gördük ki Müslümanları yesbûne ehlel harbi ve envâlehum. Harp ettiler mi? Ehli harbin. Hem kendilerine esir ediyorlar, hem mallarına diyorlar.
Bu böyle mi değil mi? Müslümanlar vurup da kafiri esir ettiler mi? Onun kendisini köle yapıyor, malını da alıp ganimet ediyor. فَيَمْلِكُونَ اَمْوَالَهُمْ Müslüman kafirlerin mallarına da malik oluyorlar. Onu esir ediyorlar, mallarını da alıyorlar. كَمَا يَمْلِكُونَ رِقَابَهُمْ Kafirlerin rakabelerine malik oldukları gibi mallarına da malik oluyorlar. Rakabeleri esir oluyor, malları da ganimet oluyor. وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler ise اِذَا اَسَرُ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanları esir ettiler mi? لَمْ يَمْلِكُوا رِقَابَهُمْ Onların rikabına malik olamazlar. Onları köle edemezler. Yani kafirler gelse Müslümanlardan esir alsalar, sonra esirleri köle pazarına çıkarsalar, satsalar, bir Müslüman tüccar da gitmiş onlardan esir alır, alıyor. Onları alsa, getirse, müteber olur mu, olmaz mı? Olmaz. Niye? Kafirler o Müslümanları esir almakla onların rikabına malik olamadılar. Onlar köle derecesine düşmedi. Binaenaleyh onları geçse, bir adam topla getirse, parayla da alsa bile, İslam diyarına geldi mi onlar hürdürler, bunlar benim kölelerim diyemez. Ha, şimdi bu da bir kaide. Kafirler Müslümanları esir oldu mi, rikabına malik olamaz. Şimdi bu kıyas. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكِ Buna kıyasen اَنْ لَا يَمْلِكُونَ اَمْوَالَهُمْ Müslümanların mallarına da malik olmamaları لازم. Eğer buna kıyas edersek ise, kafirler Müslümanların mallarını aldı mı, o mallarına da malik olamazlar. Binaenaleyh o mal nerede bulunursa kıyasen, sahibi alır. Ama birisi gitmiş, her binan almış, birisi gitmiş, parayla almış, ne olursa olsun, kıyasen o adam nerede malını görürse hemen alır. Çünkü kafirler rekabeye malik olamadığı gibi, mala da malik olmamasını icap ediyor kıyas. Kıyas böyle. وَيَكُونُ حُكْمَ اَمْوَالِ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların mallarının hükmü olur ki, hükmü rikabihim. Rikabının hükmü gibi. Nasıl kafirler onların rikabına malik değilse, mallarına da malik olamazlar. كَمَا كَانَ حُكْمَ اَمْوَالِ الْمُشْرِك۪ينَ Netekim müşriklerin mallarının hükmü oldu ki, hükmü rikabihim. Rikablarının hükmü gibi oldu. Müslümanlar müşrikleri esir ettiler mi? Onların rikabına malik oluyorlar, mallarına da malik oluyorlar. Bak, hiç ayrılmıyor. Malına da malik, rikabına da malik. Müslümanın öyleyse rikabına malik olamadığı gibi malına da malik olmaması lazım geliyor. Kıyas bu. Lakin biz mena'ne min zalik. Bundan men eyledik. Yani bu kıyası yürütmedik. Niçin? Bima bir şey sebebiyle ki hakeme bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hükmeyledi. Ve bima dehi bir şeyle ki hakeme bihi müslümune min ba'di. Müslümanlar ondan sonra hükmeylediler. Resulullah Efendimiz nasıl hükmedi? Hükmeyledi. Temim ibn-i Tarfa'nın hadisinde olduğu gibi, sen devenin parasını ver al. Çünkü o devenin sahibi gitti, kafirlerden satın almış getirmiş, devesini gördü. Ya Resulullah, bu benimdir deve. Şimdi kıyasa nazaran kafirler o deveyi almakla ona malik olamadılar. Bu bey-i şirat sahih değildir. Onun parası beleş beleş gitmiş, mal sahibi deveyi alır. Kıyas bunu icap ediyor. Fakat biz bu kıyası men eyledik diyor. Bununla fetva vermiyoruz. Niçin? Resulullah Efendimiz deve sahibine dedi ki, parasını verirsen ise deveyi al, yoksa deve onundur. Kıyası bıraktık. Resulullah'ın hükmüyle. Ondan sonra ashab-ı kiram da bu surette dediler ya, eğer ganimetten evvel olursa alır, ganimetten sonra parasıyla alır. İşte bunun için biz bu kıyası almadık. فَلَمَّا سَبَتَ مَا حَكَمُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ Vaktaki ashab-ı kiramın böyle hükmettiği sabit oldu Resulullah Efendimiz'den sonra. فَنَزَرْنَا Biz nazar eyledik ila مَخْتُلِفَ ف۪يهِ Onda ihtilaf edilen şeye, bir de ihtilaf var ya, min hükmü ma kader aleyhi'l müslimun fi zalik. Müslümanlar kadir oldu da, fe ahazuhu kafirlerden aldılar, mineydil müşrikin. Gitti o Müslümanın malını kafirlerin elinden aldılar, harbinden aldılar. Fecae sahibuhu, sahibi de geldi. Ba'de ma kusim, taksimden sonra. Şimdi buna bakacağız, ihtilaf bunda zaten. Taksimden evvel olursa onda da ihtilaf yok. Müslümanlar aldı, getirdiler, ganimetle beraber taksim ettiler. O Müslümanın mali de başka bir gaziye isabet eyledi. O da malını istiyor. Paralı mı alacak, parasız mı alacak? Bu ihtilafa bakacağız.
hellehu en yakudehu bil kıyme. Onu kıymetiyle almak bu adam için caiz midir? Kema kâle ba'du men radeyna anhu fi hazel bab. Bir bu abda bazılarından rivayet eyledik ya. Evet. Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali'den, başkalarından rivayet eyledik. Evla yakuduhu bi kıymetin ve la gayra. Yahut da ne kıymetiyle alabilir, ne başka bir sebeple alabilir. Kema kad kâle ba'du men radeyna anhu fi hazel babeyde. Bu babda onlardan da rivayet eyledik. O da kim? Zöhri ve Hasan-ı Basri. Onlar da dediler ki malını parasız nerede görürse alır. Onu da rivayet eyledik. Şimdi bu ihtilafa nazar eyledik. İhtilafı halledelim. فَنَزَرْنَا فِي ذَلِكَ Bu meseleyi araştırdık, baktık. فَرَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Baktık ki Resulullah Efendimiz'i gördük. قَدْ حَكَمَ فِي مُشْتَرِ الْبَعِيرِ Deveyi satın alan hakkındaki hükmünü gördük. مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ Kimden satın aldı? Ehl-i Harp'ten. Gerçi Ehl-i Harp'ten deveyi satın aldı ki. Hükmü ne? اَنَّ لِسَاحِبِهِ Sahibi için olucudur. اَنْ يَاخُذَهُ O deveyi ala. Minhu, o kafirlerden satın alıp getiren adamdan ala. Bir semeni parasıyla ala. Ve işte bu davayı halledecek. وَكَانَ ذَٰلِكَ الْبَعِيرِ Halbuki o deve oldu. قَدْ مَلَكَهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْحَرْبِيِّينَ Onu satın alan adam, harbilerden satın alan adam ona malik idi. Gitti, harbilerden satın aldı, ona malik oldu idi. كَمَا يَمْلِكُ الَّذ۪ي Şol bir adamın malik olması gibi ki, يَقَعُ ف۪ي سَهْمِه۪ي مِنَ الْغَن۪يمَةِ Ganimetten sehmine düşer. O deve, o bir Müslümanın devesi, onun sehmine düşen adam gibi. Evet. Neye? Yemlükünün mefuli. كَمَا يَمْلِكُ مَالِكُ olduğu gibi, اَلَّذِي يَقَعُ ف۪ي سَهْمِه۪ي مِنَ الْغَن۪يمَةِ Ganimetten sehmi olan bir adam. Harbe iştirak etmiş. Ganimetten bir sehmi var. Bu adam malik olduğu gibi neye? Ma şöyle bir şeye malik olduğu gibi ki yaka'u fi sehmi kendi sehminde vaku olur minha o ganimette. Böyle madem bu adamın ganimette bir hissesi var. O Müslümanın mali de kendi hissesine geldi düştü. O da ona malik oldu. Evet. Olduğu gibi parasız alamaz onda. Ve kâne zâlikel be'ir evet. Evet okuduk. Fen nazaru ala zalik. Buna nazarım buna kıyasen en yekunel imamu imam ola. İza kasemel ganimete ganimeyi teksim etmişse. Fe vaka şey'un minha ondan da bir şey vaku olursa fi yedi raculi. Bir adamın eline o ganimetten bir şey isabet ederse kendi hissesine verdiler. Ve kad kâne üsire zalik. Halbuki o şey alınmış idi. Min yedin ahar başka bir adamdan. Min yedi ahare, başkasının elinden alınmıştı. Başka bir Müslümanın malını kafirler almıştı. Teksimde mal sahibine isabet etmedi de başka bir adama isabet etti, semire düştü. Evet, bu diyor imam ola en yekûn el me'sûru, me'sûr ola alınmış. Min yedihi kendi elinden alınmış o şey ola, kezalik, işte bu deve gibi ola. Madem kendi elinden alınmış, başka birisinin hissesini isabet etmiş, İmam da bunu taksim etmiş, o da parayla olacak. Parayla alabilir. Ve en yekûne lehu o adam için caiz ola aksu mâ kâne üsire min yedihi kendi elinden alınan o şeyi almak ola min yedeyillezî veka'a fî sehmi kimin sehmine düştüse ondan ala bi kıymetihi kıymetiyle parasıyla ala. Kemâ yâhuzuhu min yedi müşterihi müşteri olur kafirlerden satın alan adamdan aldığı gibi. Ellezi zekerine zikreyledik bir semeni semeniyle. Deve meselesinde söyledik ki adam gitmiş satın alan deveyi parasıyla. Peygamber Efendimiz hükmetmiş ki parasını ver al. Öyleyse buna kıyasen orduda da Müslümanların mallarını kafirler almış götürmüşler. Sonra Müslümanlar gitti harbinden onu aldı getirdiler. Teksimde birisinin hissesini isabet eyledi. Eynen o satın alma gibidir. Onu parasız gerisi geri alamaz. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. Üç imamın kavli de budur. Bundan anlaşıldı ki kafirler bir mal alır götürürlerse ona malik olurlar. Binaenaleyh onu satsalar, satın alan adam getirse, o malın sahibi geçse parasız alamaz onu. Yok Müslümanlar harp eder onları alırlarsa gerisin geri alırlarsa.
Teksimden evvel sahipleri gelirse bedelsiz alabilirler. Teksimden sonra gelirlerse bedelsiz alamazlar. Bedelini verir alır. Burası bu.